Ser, sakin olmanı söylemiştim sana. Nasıl sakin olayım? Söyler misin? Seni böyle bir duruma düşürdüğüm için üzgünüm ama gidecek başka yerimiz yoktu Seher. Bunu o adama bulaşmadan önce düşünecektin Halide. Seher, çok ileri gidiyorsun ama. Ben mi ileri gidiyorum? Asıl ileri giden sizsiniz. Ben bıktım artık bu oyunlarınızdan. Hadi sizin yüzünüzden benim de başım dertten kurtulmuyor. Ay şimdi de kalkmış, hayatımda görmediğim, hiç tanımadığım insanlar için kendimi riske atmamı istiyorsunuz. Bravo. Biraz daha sessiz olur musun? Herkes duyacak. Duysunlar. Ya nereye olursa ya, ben bu kadın evinde daha bir dakika durmam. Bak hele nasıl konuşuyor. Gül'ün yanına mı gitsek hacı? Hem orası daha emniyetlidir ha? Yok, ben Gül'den böyle bir şey istemem. Hem orada bebe var ya, bir de onların başını belaya koymayak şimdi. Haklısın. O vakit Halide Hanım bu meseleyi halledene kadar buradayız. Of, of. Seher, senin kalbini kırmak istemiyorum. Ama şimdi odana git ve sakinleşinceye kadar orada kal. Anladın mı? Daha fazla kalamayız. Bu parayı bulmak zorundayım ben. Halide, sana daha önce Adana'da halletmem gereken bir işten bahsetmiştim. Eğer bu işi halledersem büyük bir miktar para kazanabilirim. Bu da Ali İhsan'ın istediği meblağı karşılar. Bunu senden isteyemem. Bak, sadece Ramazan'ın değil, aynı zamanda senin hayatın da mevzubayız. Ben bu parayı bulacağım. Hiç şüphen olmasın. Sen olmasan ne yapardım bilmiyorum. Yalnız bu işi planladığımdan çok daha önce halletmek zorundayım. Ekrem, bahsettiğim bu iş nasıl bir şey? Sormamın mahsuru yok sanırım. Belki bir yardımım dokunur. Artık ne iş yaptığımı biliyorsun. Yani bunca zaman sen... Evet Halide. Bunca zamandır senden bunu sakladım. Buna mecburdum. Çünkü hiç kimse bilmiyor böyle bir şeyi. Ve bilmemeli de. Seher peki? Seher hiçbir zaman benim istihbarat teşkilatında çalıştığımı bilmedi. Öz kardeşinden bile sakladın demek. Bu işin kuralı bu. Eğer herkes bilirse benim ne iş yaptığımı... Gerekli istihbaratı sağlayamam, öyle değil mi? Peki Ekrem, bu bahsettiğin iş nedir? Benim Adana'daki vazifem incirlik üssünü tetkik etmek ve gelişmelerden istihbaratı haberdar etmek. Amerikalılarla kurduğumuz bu ortaklık Türkiye'ye NATO'nun kapılarını açacağı gibi ona çok büyük imtiyazlar sağlayacak. Ancak yine de kontrol edilmesi gerekir. İşte benim vazifem olup bitenleri rapor etmek. Ancak servetimi sadece bu yolla kazanmadığımı tahmin edersin herhalde. Ne demek istiyorsun? Yani şunu demek istiyorum. Bu ülkenin çıkarları benim kişisel çıkarlarımla buluştuğu noktada bazı fırsatları değerlendiririm. Ruslar bu üstün planlarının peşindeler. Eğer bu planları ele geçirebilirsem, çok büyük bir servetin sahibi olabilirim. Ekrem, ciddi olamaz. Çok ciddi. Yani sen şimdi Ruslara casusluk yapacaksın. Bunun işi olduğunu mu söylüyorsun? Belki böyle görünebilir.
Ama seni temin ederim, Amerika'nın bu ülkedeki tesiri gelecekte bizim başımıza çok büyük işler açacak. Dolayısıyla benim asıl niyetim uzun vadede bu ülkenin çıkarlarını korumaktan ibarettir. Sen anlamıyorum Ekrem. Bu çok tehlikeli bir şey. Ya yakalanırsan? Yakalanırsam beni asarlar. Ama eğer yakalanmazsam o zaman çok büyük bir servetin sahibi olabilirim. Artık bir daha tehlikeli işlerde çalışmam gerekmez. Peki bunu nasıl yapacaksın Ekrem? Orası kale gibi korunmuyor mu? Doğru, haklısın. Bu akşam Amerikalılar bir davet veriyor. Orada içkiye bir hayli zaafı olduğunu bildiğim Amerikalı bir mühendis olacak. Planların bir kopyasının onda olduğundan eminim. Eğer bir şekilde otel odasına sızabilirsem bu planları ele geçirebilirim. Aksi takdirde birkaç hafta daha beklemem gerekecek. Şimdi ne yapmayı düşünüyorsunuz? Öğrenebilir miyim? Hı? Bu işi mutlaka çözmemiz lazım. Ne diyorsun? Hayır. Hayır, asla. Böyle bir riski göze alamam. Hayır. Ekrem, lütfen ısrar ediyorum. Hayır Halide. Başka çaremiz yok. Eğer bu fırsatı kaçırırsak haftalarca beklememiz gerektiğini sen söyledin. Vakit yok, o parayı bulmak zorundayım. Neden bahsediyorsunuz siz? Ne işiymiş bu? Mühim bir şey değil. Planları bulduğumuz vakit onları hemen satabilecek misin? Elbette. O konuda hiçbir sıkıntı yok. Adam planları bekliyor benden. Bak. Bu planları sattığım zaman o parayı her halükarda sana vereceğimi biliyorsun değil mi? Böyle bir işe bulaşmana gerek yok Ali. Ancak sen benim yardımımı kabul edersen ben de o parayı kabul ederim Ekrem. Lütfen. Bak sana söz veriyorum. Her şey düşündüğünden daha kolay olacak. Tamam mı? O halde karar verdik değil mi? Yalnız bir sorun var. Oraya ben seninle gidemem. Senin yalnız olman lazım. Ben de tek katılamam. Dikkat çekmemek için mutlaka yanımda başka bir kadın olmalı. Seher gelsin seninle. Seher böyle bir şeyi asla kabul etmez. Zaten ben de onun sorularına dayanamam artık. Başka kim olabilir? Soru sormayacak, hiçbir şeyden şüphelenmeyecek birisi lazım. Öyle biri var.
Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.